Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bugün Hasan Han Qari damlamızı dersler iken, özü asli, Kur'an ve sünnetten hukum alış meseleleri. Kur'an ve sünnetten hukum alış meseleleri doğrusu da. İnşallah muhtasar mülahazalar bilen ortaklaşamız. İslam ümmetinin dinige amel kılıp, dünyada saadet, ahirette ebedi baxt topuşluk için amel kıladigan menbesi Kitabullah ve Sünnet-i Resulillah. Berçe bil ittifak bu meselelerde kelişken. Kitaptan, sünnetten menbe sıfatta faydalanış. İlk menbe Allah'ın kitabı ekenliği doğrusudur. Ve onu şartlavçısı, ilk açıklar bericisi sünnet ekenliği doğrusudur. İhtilaf yok. Berçe bugünkü günde İslam'a amel kalemen deyetken berçe insan elbette İslam degende kitap ve sünnetini nazarda tutadı. İslam ümmetini dinige amel kılışlığından yani menfaati bu megen. Doğrurağı İslam'ını yaman körsetiş için, İslam'a nispeten notoru fikirler tarqatış için muhalif taifeler ham tinç oturganı yok. Muhalif taifeler ham Kur'an ve sünnet doğrusu da toxtamasdan ilmi işler kılıp barış yaptı. Adıram toxtaganı yok. Nima kılsak kitabını, nima kılsak sünnetini avrosuzlantırarkimiz. Bular ortasındaki türlü şubhalarını köpüra tarqatarkenimiz. Kanday kısak İslam ümmeti Müslümanlar özara birbirler bilen kelişmeseken degen masalada. Ularam tinç oturgani yok. Bunu bilgen İslam ümmeti dastlab. Peygamber aleyhissalatu vesselamdan keyingi sahabelerini körgen tabiiller meselelerinin mahiyetini düşünüp yetişken. Ve o şey meselelerine ilmi asasda, akademik şekilde yandaşken. Kur'an'ı sünnetki şunu deyip, münasebette buluşken ki, o şey münasebet, etrafta hohlegen adam hohlegen gapını gapırıp, bana şu din deyip, yubarıp, adamların içine tarikatı varışlık, lüksüden mahrum bugün. Yani buna ki imkaniyet kaldırmayan İslam ümmeti. Berçe cebhege tikilseniz, Kur'an'ı ayetken edeyim, Kur'an-ı Kerim'e birer kelime koş uyadı dursun, noktasını özgürtürüş almaydı, noktasını. O kitap, mesle o fakat. Kitabını alıp alıp özgürtürüp, zimden adamların içine tarikatı varıp, ana hemen şey, abav kelimesi atav bugen deyip, özgürtürüvara almaydı, mümkünmez bu. İslam ümmeti trik Kur'an'lardan ibaret. Kur'an'ın her kanday vaziyette karı bir madde işitken de hata değildi. Doğrusunu doğrulak koyadı. Bir eser var. O şey Hazreti Umar radıyallahu anh'ını aldılar ki bir cemaat iken. Kışlak ahılları. Kışlağının namı Ebu Ayyü Dayifuhume. İkide peygamberini mihman kımagen kışlak. Ha? Ana kadar durdu. Kehf suresi de. Bu kışlağa varıp avukat o nasıl soruştu mihman kılışmagen. Taş karıya çıktı. Devar buzuluyor atıp da devarı kurup koygenler. Hızır aleyhisselam, Musa aleyhisselam kıssası. O şey kışlak varken de kelim Hazreti Umar'a kelim şu abav kelimesi bizi kışlakka isnat. Namus kılıyepmiz. Ecdatlarımız şu peygamberlerini mihman kımagenken. Kur'an'da bu kelime keldi. Bizi kışlağını ikide peygamberini mihman kımagen kışlak diye şey yaptı. Şu abavını atav kılıp okuyduk. Bırkınca soğuk salam bilen kelişke. Abav yüz ugurdu degeni. Atav mihman kıldı degeni. Bitti kelime bilen özgürledi. Kelime yok, harf özgürmeydi. Noktanın tepeye koyuş gerek oldu, iki dakikalık. Degen de Umar radıyallahu anh etkiler ki, bütün dünyanın kuvvetini o noktaya bağlayıp tepeye torsan çıkmaydı o. Yani bunun imkaniyeti yok bunun. Yani aslında bu fethlerde nokta meselesi yok da, onu abavunu ata okulup oku bu miydi onu? Okuyamaydı hiç kim. Kur'an'ı şu derecede hımaya kılınca. Hımayası ki karılar turuttu. Hadis meselesi. Hadis meselesi de
Ko'p suhbatlarda takrorlayapmiz. Mustashriqlar 1740-yildan Gollandiyada birinchi mustashriqlar institutlari tashkil qilingan. Mustashriq degani sharq o'rganuvchi institutlar. Musulmon emas ular. Boshqa din vakillari sharqni o'rganadi. Sharqshunoslar sharqning manbalarini o'rganadi. Arablar deb o'rganadi ularni tilini. O'zlashtiradi, birinchi tilini o'rgatadi va o'sha musulmonlarga aloqador bo'lgan ikki manba Kur'an, to'g'rirog'i hadisni taxassusi bilan shug'ullanishadi. Hadisni sizdan mana yaxshi bilishadi. Hali bu anaqalar chiqmagan, kompyuterlar, Google chiqmagan, hali shomilalar yo'q paytida islom ummati o'sha 1740-yilda tashkil qilingan mustashriqlarni sayy harakatlari bilan qilingan hadis izlash kitoblardan foydalangan. Mana o'zim ham foydalanganman. Shunaqa kitoblar bor. Mustashriqlar, kofirlar, dinsizlar ishlab chiqqan uni. Liboy har qanaqa hadisni topa olasiz. İzlash kategoriyasi bor. Kitobni ochasiz, harf bilan qaysi hadisni topa olasiz. Bular uni ilmiy asosda ishlab chiqishgan. Nima uchun qilishgan ular? Savob umidida qilmaganki. Nima uchun qilgan? İslam ummatini hadisdan shubhaga solish uchun qilgan. O'sha shubhali hadislarni raqamlarini belgilab, bir musulmon bilan ro'baro kelib qolsang, mana shu hadisni aytasan, javob bersa bu hadisni aytasan, javob bersa mana bu hadisni aytasan, bo'ldi uxlaydi, uxlaydi deyishgan. Ha, ancha-muncha joyda shuni muammoga tiqishgan musulmonlarni. Hadisni obro'sizlantirish, hadis ichida odamning aqliga to'g'ri kelmaydigan masalalarni qo'zg'ash uchun juda katta harakat bo'lgan, pul sarflangan, ish qilingan. Lekin islom ummati bularni yana o'zlarining muhaddislarining usullari bilan joyiga qo'yishdi. Hindistonda sunnat inkorchilari toifalari paydo qilindi, qodiyoniylar. İslam ummati ularni javobini berdi. Hindistonda juda ko'p urdu tilida, arab tiliga tarjima qilingan, keyinchalik turk tillariga, boshqa tillarga tarjima qilinib, sunnat inkorchilarini haddini bildirildi. Nima uchun sunnatni inkor qiladi? Nima sabab? O'sha sunnatni inkor qilayotgan odam o'zini dindor ko'rsatadi. Katta salla kiyib olgan, soqolni uzun qo'yib olgan, yenglari keng o'tirib olib dindan gapiradi. Nima uchun sunnatni inkor qiladi? Nimaga desa, Qur'onga hokim o'laroq sunnatni xohlamaydi. Sunnatni o'rniga o'zining fikrini hokim qilishni xohlaydi. Qur'on deganda men gapirishim kerak. Qur'onning ma'nosini men aytishim kerak. Da'vo Qur'on kifoya deydi. Tibyanan li kulli shay. Qur'on hamma narsani bayon qilgan deydi. Qur'onda topaveradi xohlagan gapni. Qur'on hamma narsani bayon qilgan deydi. Bu oyatlardan keyin qaysi hadisga qarab ketyapsizlar degan oyat bor. Mana hadis kerak emas demoqchi deydi. Chiqaraveradi. Maqsad o'zi aslida sunnatni inkor qilib Qur'onga samimiy shaklda yondashish emas. Sunnatdan shubha uyg'otib olgandan keyin ikkinchi etap to'g'riroq bu uchinchi etap. Uchinchi etap Qur'onga shubha uyg'otadi. Keyin hadis shariflarda nima insonning aqliga shubha uyg'otadigan bo'lsa, uni ilmiy asosda javobini eshitmagan odam ertaga shu shubhalarni Qur'ondan ham eshitaveradi. Qur'onda İnsan aklı ko'tarmaydigan qancha narsalar var. Qancha narsalar var. İnsan aklı ko'tarmaydi onu. Yani insanın aklı yetmeydigan qancha narsalar var. Bunu bayan qilib beradigan narsa hadis şerif. Endi dostlar. Sünnetini inkar kılış. Bu sünnetke bugün hücum, huruç. Uçun ham bir oldingi pag'ona var. O ulamolarga hujum qilish. Qur'onning o'zini hadis bilan tushunamiz. Hadislarni Qur'onning fahmini ulamolar bilan tushunamiz. Ulamolarni islom ummati ittifoqan qabul qilgan madrasalari mazhablar deyiladi. Bugun mazhablarga hujum qilayotganlar, kecha sunnatga hujum qilgan va ertaga Qur'onga hujum qiladiganlar bilan usulda bir xil. Aqidasi, e'tiqodi, maslagi boshqa bo'lishi mumkin, usul bir xil. Mazhabga hujum qilayotganlar, ulamolarga hujum qilayotganlar o'zlarini o'shalarning o'rniga qo'ymoqchi. Mazhab haqida gapirma, mendan so'ra demoqchi.
sünnetini inkar kılıyetkenler sünnet menhelesi ornuga özünü koymak için. Men bu orun demek için. Ertege sünnetten ki Kur'an'a hücum kıladigallara din kereymez ki yürümüz benden sonra maslahat demek için. Asli tekide maksat şu. Uşan için ulamalar bu meselelerde Kur'an ve sünnetten hüküm alış kategoriyalarını işlep çıkıştı. Bu kategoriyalar her kanday adam hücum kılsa onların galvılığı saladı. Kalsa kaldı, kalmasa galvırdan çür varadı. Kur'an ve sünnetini matilleri bizim istilahımızda üsülde ne deyildi? Nas deyildi, nas. Ne? Delaletin nas. Nas'nin dalaletleri. Nas, matin degani o'zi. Nasning dalolatlari to'rga bo'linadi. Nasning dalolatlari to'rga bo'linadi. Oldingi darsimizda yozuvdik sizlarga. Mana endi yoddan aytaveramiz, yozganimiz bo'laveradi. Nasning dalolatlari to'rga bo'linadi. Birinchisi qat'iy subut va qat'iy dalala. Birincisi qat'iy subut, qat'iy dalala. O'zbekchasiga subuti qat'iy, dalolati qat'iy. İkincisi qat'iy subut, zanniy dalala. İkincisi qat'iy subut, zanniy dalala. Üçüncüsü zanni yüz subut kat'i yüz delale. Dördüncüsü zanni yüz subut zanni yüz delale. Üsulde mana şu kategoriye asası da matillerden hüküm alış meselesi kip çıkadı. Kur'an'dan kanday biz? Kur'an'dan farzını kanday olamız? Farz. Kur'an-ı Kerim'de buyruk farzını ifade kıladı degen kayda var. Kur'an-ı Kerim'de, hadis-i şeriflerde kelgen buyruk, yani bizde Özbekçe'de de ne deyiladi? Undov, ha? Buyruk, amr fiili. Aslı farzı dalalat kılış gerek. El-emru tufidul vücub, kayda bu. Buyruk, buyruk ne dalalat kıladı? Vacip ne? Vacip farzı dalalat kıladı. Lekin bazı ayetler var buyruk, o farz nasıl? Kulu ve şirabu ve la tusrifu innehu la yuhibbul musrifin. Kulu deyipti, yiyinler, buyruk. Yiyiş farz mı? Farz mı siz aslı? Bu da mubah manası da. Bemalar yiyinler, bemalar çevirinler, fakat ısraf kımıyınlar degen manada geliyipti. Demek, bana şu buyrukunu vacibke dalalat kılıçligi de kat'iyyü subut, kat'iyyü delale. Kat'iyyü subut, zanniyyü delale kategoriyeler bizge kaidelerini takdim kıladı. Bu kaideler asası da biz farz, vacib, sünnet, müstahaplarını acırtemiz. Kat'iyyü subut, kat'iyyü delale ne degeni? Kat'iyyü subut degeni bizge yetip geliyetken nas, metin, Kur'an ayeti, hadis-i şeriflerinin rivayet cebhesi, rivayet cihati mutavatır bulsa kat'iyyü subut buladı. Rivayet cihati insan yalakange kelişip alıp bomeydigen meselede köpçülük tamamından kegen bizge. İnkar kılıbı mıydı? Birbirini tanımegen adamlar bir kıl rivayet kıyan. Cüde köp adam rivayet kıyan. Sahabelerden en kemide 10'te, bunlar nisbi, 10'telik nisbi. Lekin bazıları şunu tasdiklegen. Sahabelerden 10'te, ularının şagırttan 10'te, ularning shogirdidan 10 ta odam keyin muhaddisga yoki kitobga yetib kelgan. Kamida 10 tadan. Undan ko'payib ketsa ketdi. Bularni mutawatir deyiladi. Subutini mutawatirligi alaykum assalom. Subutning mutawatirligi sobit bo'lish tariqaning mutawatirligi. Bu qat'iy subut deyiladi. Qat'iyatlar to'g'risida ham gapirish kerak o'zi. Qat'iyatlar. Unga to'xtaymiz hozir. İkincisi kat'iyyü delale. Dalalatı kat'i. Şimdi bir metin bizge yetip geldi. Yetip geliş cihatı mutavatır. Yani inkar kılıp bu meydigen derecede köpçülük tamamından yetip gelgen bizge.
Endi matnni o'zini ma'nosi ham qat'iy. Boshqa ma'nolarni ko'tarmaydi. Uni nima deyiladi? Nas deyiladi. Dalolatun nasdagi nasni bu jihatdan yana bir ma'nosi bor. Boshqa ma'noni ko'tarmaydigan, faqat va faqat bitta ma'noni yuklasa bo'ladigan matnga nas deyiladi. Qat'iy dalala deyiladi shuni. Dalolati qat'iy. Ochiq oydin, dalolatda boshqa ma'no yo'q. Agar dalolatda boshqa ma'nolarni ham ko'tarsa, uni nima deyiladi? Zonniyud dalala deyiladi. Dalolat qilish ma'nosi bitta masalaga qaror qabul qila olmaysiz. Eng katta muammo shunda. O'shaning uchun ahli sunna val jamoaning qoida asoslarining ro'barosida manman degan ahli bid'at erib ketaveradi. Nimaga? Ahli sunnaning qoida zavobitlari bu qoidalar bilan Qur'on va sunnatning himoyasida turadi. Hozirgi kunda eng ko'p tarqatayotgan gaplar bismillah. İslam ummatini boshini chalkashtirayotgan narsalar. Ha? Masalan, amintum man fis sama ay yakhsifa bikumul ard fa iza hiya tamur oyatini dalil qilishib Alloh taolo osmonda deb qat'iy qaror qabul qilishyapti, to'g'rimi? Lekin bu oyat subut jihatidan bizga yetib kelish jihatidan qat'iy, tamom, rivoyati mutawatir. Qur'onning har bir oyati, har bir kalimasi, har bir harakati, har bir sakanoti mutawatir. Bunga hech kim tortishmaydi. Qat'iy bu. Lekin amintum man fis sama oyatidagi man fis samanni ma'nosi Alloh subhanahu va taolo osmonda degan ma'noni o'zi bilan kifoyalanadimi? Yo'q, u yerda bir necha ma'nolar bor. Bir qancha ma'nolar bor. Masalan, yozaring kim o'tsa-kanda. Nima qilamiz endi? Shundan olib chiqqanda bordi uchga. Ochib ketdi. Mana o'sha so'ng ikki uchta bor. Ha. Tepa tomonida turibdi. Amintum man fis sama. Shu oyatni o'qishyapti-da, bundan hukm olishyapti. Hukm deganda xulosa chiqarishyapti. Va bu xulosani chiqarayotganda xalqning ichida muammo paydo bo'lyapti. Odamlarning ichida janjal to'polon bo'lyapti. Bu oyatni keltirib olishib, aytishyapti, Qur'onda bir qancha oyat bor, Alloh taolo osmonda. Fis sama masalasida hech kim bilan tortishmaymiz, Qur'onda fis sama turibdi, lekin nimaga amintum man Bu ki takdir kılışyaptı. Neden takdir kılışyaptı? Zatuhu fissemâ deyişyaptı. Doğru mu? Zatuhu fissemâ deyişyaptı bu da. Bana şu. Zatuhu fissemâ. Dege bana bu zatuhu var o. Bu. Kat'i delâle mi? Zanni delâle mi? Zanni delâle. Çünkü bu da yok özü. Cümlede yok. Biz a'amintum men. Zatuhu fis samani takdir qilayotganini ko'ryapmiz. Takdir bu ijtihod qilyapti. Zatuhu bo'lish kerak shuni tagida deyapti. Va boshqa odamlarga aytayaptiki, bundan boshqa ma'no yo'q. Zatuhu qat'iy deyapti. Biz usuli qoidada, hozirgi o'rgangan qoidamizda subuti qat'iy bo'lish bilan dalolati qat'iy bo'lishligi shart deymiz. Agar zatuhu fis samaga iymon keltirishimiz kerak bo'lsa. Lekin bu yerda boshqa narsalarni ham taqdir qilish mumkin. Nima taqdir qilish mumkin? Hukmu hufis sama. To'g'rimi? Hukmu hufis sama. Qudratu hufis sama. Malaikatu hufis sama. Jabarutu hufis sama. Sultonu hufis sama. 5 ta 6 ta boshqa taqdirlar ko'taradi. Bu zotuhu fissamani ko'targan edik,
kudratuhu, hukmuhu, melaiketuhu, cebarutuhu, sultanuhu fissemeni kotaradı. Kotaradı. Demek, kat'iyyü subut. Bu hakkında gapi yok. Kur'an'dan ayet kiltir yaptı deyişke yaraydı bu. Lekin, kat'iyyü delalege bu yaramaydı. Demek için Allah Ta'ala Osman'da degende bu ayetin delil kili yaptı da özünün içtihadını başka içtihadı üstün kili yaptı. Aldığı derste misal yazdırdım, ana kamusla yazdırdım mı? İçtihatta kayda var. El içtihad la yunqatu bil içtihad. Bunların içtihadı bizim içtihadımızı sindirvarar mıydı? Uyam içtihad, buyam içtihad. Lekin mana cihatından karayadigan bulsanız, zatuhu fissemadan köye kore, hukmuhu, kudretuhu, sultanuhu, cebarutuhu fisseme, managa muvafıkrak. Çünkü amintum man fisseme. Osmandaki zattan korkmayızlar mı? Amanda mı sizler? En yaksefe bikumul ard. Sizlerine yerge yuttur varışlı giden. Amanda mı sizler? Degen de zatıdan korkmayızlar bu miydi? Yutturuş hükmüden, yutturuşke kudretiden, sizlerine başilerge bala kettirişi mümkün bulgen ceberutudan korkmayızlar mı? Degen bala. Bunu misalını kettirdik. Padişah'tan korkmayızlı mı dese onu zatıdan korkan, hiç kim korkmayız zatıdan. Onu hükmüden korkadı. Uşanda mana doğru buradır. Demek bu caydaki içtihat dalaletin ne deyiladı? Zanni deyiladı. Dalaleten zanni bu. Zanni dalalet, zanni dalalet. Ahkam meseleleri de ekseriyeti de hüccet buradır. Akide meseleleri de zanni dalalet hüccet bu miydi? Zanni dalalet akide meseleleri de hüccet bulal mıydı? Kaysi manada hüccet bulal mıydı? İnkar kılsanız kafir buladigen derecede hüccet bulal mıydı? İnkar kılsanız kafir buladigen derecede hüccet bulal mıydı? Demek birinci, sübutu kat'i, dalalatı kat'i. İkinci, sübutu kat'i, dalalatı zanni. İkinci de vacipler payda buladı, vacipler. Birinci de farz, bizim hanefilerini yittikil hükümleri bora. Birinci, sübutu kat'i bulgen, dalalatı kat'i bulgen matriller orkali, sabit bulgen meselelerde akide şekillenedi. Farz, sabit buladı, haram. Hukumlar sabit bo'ladi. Bularni inkor qilgan odam kofir bo'ladi. Amal qilmagan odam bunga qattiq gunohkor bo'ladi. Inkor qilmasdan amal qilmasa gunoh kabiraga tushgan bo'ladi. Ikkinchi kategoriya dalolati qat'iy, subuti qat'iy, mutawatir, dalolati zonniy. Mana bunga o'xshagan. Asmoiz Alloh subhanahu va taoloning sifatlari to'g'risida kelgan masalalarni qo'zg'ayapti odamlar va bunda o'zinikini ilzom qilyapti. Majburlayapti. Sen ham shuna deyishinga majbursan. Boshqa gap yo'q demoqchi. U qat'iy dalolat emaski. Uni ham aytsa bo'ladi, buni ham aytsa bo'ladi. Yad kalimasi. Yadulloh. Yad kalimasini lug'at e'tiboridan arablarda 90 ga yaqin ma'nosi bor yadni o'zini. Dalolati nima bo'ldi yadni? Zonniy bo'ldi. Zonniy bo'ldi, dalolati zonniy bo'lib qoldi. Zanni dalaletke Allah subhanahu ve ta'ala'nın bana şu azası, kol azası buldu, bitti mananı. İspat kılar mıyımız? Şunun için ne mi deyimiz? En nazik cay bana şu cayda biz eytemiz ki yad kelimesini Allah'a ispat kılamız, manasını özgü tapşıramız. Çünkü 90 kıl mana var, kaysin ki kat'i karar kabir kılalıyımız. Yok. Bu muhalif bugün, bugünkü günde bana şu meselelerini kuzgayetkiler ne mi deyipti? Yad kelimesini manasını ispat kılamız deyipti. Manası hakiki deyipti. Keyfiyatını özüge tapşıramız deyipti. Hata bana şu cöyde. Ular eyti ki yadni keyfiyatı var deyipti. Manası mevcut deyipti. Uşa mananı Allah subhanahu wa ta'ala biz ispat kılamız deyipti. Lekin kaysi keyfiyetteligini bilmeyimiz. Kana kadar keyfiyatı var. Na'udu billah adamın kolunun keyfiyatı bu. Tülkününki başkaça, maymununki başkaça misal için. Sıçkanın kolu başkaça. Her bir kolunu özüge has keyfiyeti var. Kuddu şunaka Allah subhanahu wa ta'ala'nın özünün kolunu keyfiyeti var diye şey yaptı. Onu özüge tapşıramız. Bilmeyimiz, keyfiyetki kiralmayimiz diye yaptı. Bu hata bu. Bunu arkasından keyin mücessimelik kip çıkadı. Ahir akıbet Allah subhanahu wa ta'ala'ya keyfiyet ispat kıyandan keyin cisim ispat kılınadı. İmam Ahmet rahimahullah aytadılar ki kim Allah subhanahu wa ta'ala'ya cisim ispat kılsa o Allah'a ibadet kılar mıydı?
o cisimni tasavvur qilib olgan, qandaydir kayfiyatni tasavvur qilib olgan odam o'zini kayfiyatiga ibodat qilayotgan bo'ladi. Allohga ibodat qila olmaydi. Ma xatara bi balik wallohu siva zalik. Hayolingga nima kelsa Alloh emas o'zi. Biz hayolimizda ko'zimiz ko'rgan narsalarni birortasi Alloh emas. Tasavvur qila olmaymiz. Abdurroh ibn Muborak rahimahullohni bir qissalari bor. Safarda ketib tursalar, bir bola qo'y boqib yuribdi. Yosh bola, 7 yashar, 6 yashar bola. Shu bolaga bir robbini tanitib qo'yay, yoshligidan buni ota-onasi qo'y molni orqasiga qo'yib qo'yibdi deb kelib nasihat qilmoqchi bo'lganlar. Haligi bolaga salom berib, "O'g'lim, Robbingni taniysanmi?" deganlar. "Xoliqingni taniysanmi?" deganda haligi bola "Xoliqini tanimagan mahluq mahluq bo'ladimi?" degan. Yosh bola. Abdulloh ibn Muborak muhaddis. Imom Buxoriyning shayxlarida. Abu Hanifa rahimahullohni sohiblaridan. Hayron bo'lganlar, yosh boladan zo'r gap chiqyapti-da. Keyin u kishi aytganlarki, "Qattan taniysan?" deganda, "Mash qo'yladan" degan. "Mash qo'yladan taniyman" degan. Qana qilib degan. "Bu qo'ylar" degan bir 40 ta qo'yim bor degan. "Bularni" degan kechqurun qo'raga olib kiraman, kunduzi ko'chaga olib chiqaman, keyin suv bo'lsa suvga, yomg'ir bo'lsa, xullas men o'zim bularni tarbiya qilaman. 40 dona qo'yga bitta tarbiyachi kerak-ku degan. Bu borliqni butun tarbiya qilib turish uchun bitta robga ehtiyoj bor degan. Hayron bo'lib qolgan Abdulloh ibn Muborak. Keyin aytganlarki, "Allohni nimaga o'xshatasan?" degan. Deganda, "Hech narsaga o'xshatmayman" degan. "Qattan bilding buni?" desa, "Shu qo'yladan" degan. "Qana qilib bildingiz?" "Shu qo'ylarni men tarbiya qilib yurgan tarbiyat kunandasiman men bularni. Bu qo'ylar har kuni bir-birlariga tikiladi-da, menga qarab o'zini ichidagi biror narsani menga o'xshata olmaydi. O'zini ichidagi narsalarni menga o'xshata olmaydi. Xuddi shunisingari, bizni ko'zimiz tushgan hamma narsa mahluq. Mahluqlardan xoliqni andozasi chiqmaydi. O'shaning uchun o'xshata olmayman" deydi. Lol qoladilar. Aytadilar ki, "Men" deydilar, "senga ta'lim bergani keldim-u, sendan o'zim ta'lim olyapman. Menga nasihat qil" deganlar. U kishiga bola aytganki, "Endi bu karomat. Allohni bir do'stlardan do'sti bo'lgan. Aytganki, oxirat uchun ilm oling" degan. "Oxirat uchun ilm oling, ikki dunyoni qo'liga kiritasiz. Dunyo uchun ilm olsangiz, dunyoni ham oxiratni ham yo'qotasiz. Hammamiz dunyoni yo'qotamiz bir kun. Nima? Bunga saplasak ham ketamiz. Lekin oxirat uchun ilm olsangiz, dunyoda ham saodat, oxiratda ham saodat" degan. Bir ajib bir qissa bu. Buddan biz o'rganadigan narsa. Biz ko'zimiz ko'rib turgan har qanaqa narsa mahluq. Qana qilib mahluqqa ko'rib, shuni kayfiyatidan Allohga kayfiyat isbot qilamiz. Mujassimalik bu. Bu to'g'ri emas. Qat'iyyud dalala, qat'iyyud subut. Qat'iyyud subut, zonniyyud dalala. Keyingisi zonniyyud subut, qat'iyyud dalala. Mana shu joyda ham ba'zi ishkollar bor. Ya'ni bu usuldan, qoidadan chetlashib o'zicha ba'zi fikrlarni aytgan odamlarning gaplari bor. Misol uchun deylik. Biz yuqorida aytdik. Dalolati qat'iy, subuti qat'iy bo'lish kerak aqidada. Aqida shakllanishi uchun. To'g'rimi? Agar zonniy dalala bo'lsa-chi, ya'ni zonniy subut bo'lsa-chi, subuti zonniy nima degani? Roviylarning sanadida, ya'ni sanog'ida tavotur darajaga yetmagan. Uni ohod deyiladi. Ohod bilan mutavotir o'rtasida azizam bor, ha? Ohod bilan mutavotir o'rtasida azizam bor. Biz nima deymiz? Ohodga yetmagan rivoyat tariqalarini, mutavotirga yetmagan rivoyat tariqalarini ohod deyiladi. Umumiy ma'noda uni tafsilotga kirmaymiz. Bizga kelayotgan rivoyat ohod tariqadan kelgan bo'lsa. Ohod tariqa nima edi? Roviylar soni bitta, qaysidir pog'onada. Masalan, innamal a'malu binniyat va innama likulli imri'in ma nawa. فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللّٰهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللّٰهِ وَرَسُولِهِ الْحَدِيثِ. Bu hadisini kim rivoyat qilgan? Umar ibn Hattob radıyallahu anh rivoyat qilgan. Boshqa hech kim rivoyat qilmagan. Bir dona Umardan rivoyat radıyallahu anh. Keyingi tariqalarda ko'p odam.
keyingi tariqalarda ko'p. Chunki mihrobda turib gapirganlar, keyingi tariqalarda odam ko'p. Va bu hadis ohod. Biz namozda niyat nima? Farz. Zakotda niyat farz. Ro'zada niyat farz. Hajda niyat farz. Farz amallardagi niyatlar farz. To'g'rimi? O'sha farzni qayerdan olamiz desa, Imom Shofiy aytadilar-ki, innamal a'moli bin niyatdan olamiz. Nimaga? Hadis sahih. Dalolati qat'iy deydilar. Bizda Hanafiylar nima deydi? Yo, bu hadis bir masalani farz darajasiga ko'tarishlikka kuchi yetmaydi. Buni ustiga farzni yuklasak ko'tara olmaydi bu. Nimaga? Buning subutida zonniylik bor. Zonniy subut bu. Ohad bilan rivoyat qilingan hadislar dalolati qat'iy bo'lishdan qat'iy nazar farzga dalolat qila olmaydi. Farzga dalolat qila olmaydi. Ha biz niyatni farzligini qayerdan olganmiz desa Hanafiylar oyatdan olgan. Ha? Muhlisina lahuddin. Dinga ixlos bilan amal qilishdan niyat olishgan. Kullun ya'malu ala shakilati. Har kim o'zining shakilasiga ko'ra amal qiladi. Shakila ay niyatihi. Har kim o'zini niyati bilan amal, niyat e'tibor. Bizga niyatning farz ekanligi uchun bu hadis yordamchi kuch xolos. Ohod bo'lganligi uchun zavobit qoidaga ko'ra bu farzni ifoda qila olmaydi. Chunki zonni yuz subutu. Boshqa dalolatlarga yordamchi kuch bo'ladi bu. Endi shu joyda bir toifa chiqdi. Nima dedi? Qabr azobi dedi. Zonni yuz subut dedi. To'g'rimi? To'g'ri. Zonni yuz subut. Qabr azobi to'g'risidagi hadislarni barchasi bizga kelish tariqasi zonni yuz subut mutawatir emas. Ma'nan mutawatir keyingi masala. Ma'nan mutawatirga alohida gap bor. Lekin qabr azobi dedi, zonni yuz subut dedi. Biroz kitob ko'rgan edi-da. Taqidun nabahoni ham. Ya'ni o'sha ixvondan ajrab chiqqan odam bu. Zonni yuz subut dedi, qabr azobini boshidan inkor qilishni boshlashdi. Nima uchun o'zidan o'zi bir jamoa chiqyapti-da, hech qanaqa gap so'zi yo'q, qabr azobini inkor qilishyapti. Mutazilalikdan qolgan narsa. Mutazilalikda zonni yuz subut, zonni yuz subut, ya'ni sobit bo'lish tariqasi mutawatir bo'lmagandan keyin undan farz yasolmaymiz. Demak, aqidaga hizbilarda shu gap bor. Qabr azobini biz tan olaveramiz, lekin aqidaga olgan odam gunohkor bo'ladi deymiz. Deydi. G'alati gaplardan bittasi bu ham. Buni isbotlash uchun ko'p masalalarga kirishadi. Asli tagini men bilaman bularni. Nima uchun bu gapga urg'u berishgan? Kimda nima taxmin bor? Nima uchun to'satdan qabr azobi haqida inkordan gap boshlashadi? Nimaga? Ularga nima keragi bor bu? Bunga to'xtalamiz, o'ylab turinglar. Endi biz aytamizki, bizda o'sha zonni yuz subut agar rivoyat jihatdan sahih bo'lsa, sahih o'zi, faqat subuti zonni. Bir odam rivoyat qilgan, keyin ko'pchilik rivoyat qilgan, lekin subut jihatidan zonni. Zonniylik bizga bir qancha ehtimollarni yuzaga chiqaradi. Rivoyat qilayotgan odam to'g'ri eshitganmikin? Jumlada bir jumla tushib qolmaganmikin? Bir dona odam bo'lganligi uchun bu bir dona odamning bizga qilayotgan rivoyati butun ummat e'tiqod qiladigan aqidaga yararmikin? Balki bu odam ma'no rivoyat qilgandir. Ehtimollarni ko'ryapsizmi? Dinda usulda bizning islom ulamolarimizning nozik nuqtasiga qarang. Balki bu ma'no rivoyat qilgandir. Ma'no rivoyat qilar ekan aslida shoriyning payg'ambar alayhissalomning gaplarining ma'nosi o'zgarib ketgandi. Buni o'rganish natijasida to'xtang. Zonniy subut bilan kelgan masalalarni biz qat'iy dalolat, qat'iy masalalarga hujjat qila olmaymiz. Qoida shu deyishdi. Bu qoida to'g'ri bo'ldi o'zi. Bu qoidaga nisbatan javobimiz bor. Lekin qabr azobini biz aqidaga olamizmi desa olamiz. Nima uchun? Bu qat'iy dalola bo'lish bilan birga rivoyatda zonniy bo'lsa ham sahih rivoyat. Rivoyatlar sahih va bu rivoyatlarning sanog'i, mavzusi bir qancha mavzular ichida o'zaro bog'lab turgan masalasi bir, mushtarak masala bor, qabr azobi. Demak, buni
Cumhur. Cumhur. Bu da ihtilaf var. Kabir azabını inkar kılgan adam kafir buladı mı yok mu? Kafir buladı mı yok mu? Fasık buladı. Ne için fasık buladı? Çünkü ahat haberi. Ha. Zanni yüz sübut bugene için. Zanni yüz sübut bugene için onu inkar kılsa ahli bid'at buladı. Ahli sünneden çıkadı. Nima uchun akide kitoblarimizda qabr azobi haq deb kelgan? Hammasida kelgan. Hatto sufi olimlar Sabotul Ojizinda azobul qabr kofirlargadir chin ko'rar go'rning azobin ba'zi mu'min deb alohida bob matnga kiritgan uni. Azobi qabr kofirlarga aniq. Ba'zi mu'minlar uni ko'radi. Qabr azobi ba'zi mu'minlarga ham sobit. Fiqhul Akbar'da yan bar, Tahavi'de yan bar, Amali'de yan bar, başka hemen akide kitaplarda bar, değil mi? Gedise, Ahl-i Sünne vel Cema'nin bu itikat alametlerden, itikat amaralarından hesaplanadı. Biz ne? Kabir azabı doğrusudaki itikadımız tam. İnkar kıyan adamını doğrudan doğru kafir diyalmıyız. Lekin bazı cihatlarını inkar kısa kafir buladı. Değil mi? Uşa hakkında kelgen sahih hadislerini, sahih mastisi, hadiske nisbeten, yani küfri muamele kılsa kafir buladı. Uşan için, menen mutavatır bu gelligi itibarıdan bunu inkar kılıçlikini, hatarlarını ulamalar agahlandıradı. Şimdi, kabir azabını inkar kılıçlikten başlayan hizbiler doğrusudur. Nima de öyleysiniz, nima uçun kabir azabı hakkında darro bu gapni boshlashgan. Kerakmidi ularga? Bular siyosiy o'yinni o'ynagan bu joyda. Nimaga? Chunki ularni bosh mavzusi nima edi? Xilofat edi. Masalan, la ilaha illallohdan keyin Muhammad Rasulullohdan ham oldin ba'zilari. Ba'zilari keyin aytadi. Xilofatni o'rnatish kerak deydi. Iymonni rukunlardan sanashadi. Xilofat, 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 xilofat. Uxlasa ham xilofat, tursa ham xilofat deyaveradi. Tagini surishtirsangiz, o'zi xohlayotgan bo'ladi uni. Shariat bo'yicha gap tashlasanmi bo'pti, shariat bo'yicha desangiz, qochadi, shariat kerak emas ularga. Maqsadli ish bu. Xilofat, xilofat, xilofat. To'satdan bir kishi so'rab qolishi mumkin. Sahih hadis bor. Payg'ambar alayhi salatu vasallam aytadilarki, kishi dunyodan o'tgandan keyin Munkar va Nakir ismli farishta kirib keladi o'lgan odamning oldiga. Uni o'tqizadi qabrda, va undan so'raydi. Mar robbuk deydi. Robbing kim deydi? Robbim Alloh desa, ikkinchi savol nima? Va ma dinuk deydi. Dining nima deydi? Dinim Islom desa, uchinchi savol bu kişi kim deydi? Her rivayeti var. Peygamber aleyhisselamı korsadı bu kişi kim deydi? Yok ki peygamberin kim deydi? Muhammed aleyhisselamı tanıgan adam buldu, kutuladı. Doğru mu? Hizibni halife, hilafat, halife, hilafat yetkerlerine adlı adam soval bir iş ihtimali var. Nimege, nimege kabirde men halife tük demeyipti. Halifen kim deyip soruş gerek. Sizler şu kadar kub yapıyorsunuz ki İmanın rükulleri sırasında gapiriyorsunuz. Halifen kim degen saval yok ki kabirde. Degen saval bugün. Buluş ihtimalini bular bilgen. Şunun için birinci orunda kabir hakkındaki meseleye şüphe uygulatmışken. Kanı halifen. Demek yaptı ki üstler halifeni hemen arsadan üstün koyuyorsunuz. Halife meselenin en birinci rükunu diyorsunuz. Ha? Ha. Hatta Peygamber aleyhisselam dünyadan öttüler. Üç gün geçe hilafatta sayleme günçe kumulmediler. Dafan kalınmadılar. Deysiler. Hop. Demek ki kabirde soramayıptı. Deysi. Ha hadis ahad. Şu bilen kutulmakçı ular. Aldından savalını, ihtimalini bilip bu taktikana kılışken. Ha. Bunge okşagan mutezileler zannı yüz sübut arkali köp nesnelerini inkar kılışken akılge doğru kimiydi, mantıkke doğru kimiydi kılışıp. Lekin tagidagi urgu siyaset kabirge. Mizan hakkıda kadar hakkıda, mutazilelerde bir kança gap var. Nimaga ularga urgu berişmegen, kabirge urgu berişti bizdikiler. Koşturma içindeki bizni müştehidi tüm taraklarımız. Nimaga? Çünkü kabirde halifen kim degen saval yoku deydi adli adam. Kur'an'da bilmeydi beçare. Siyasi kurban bolup 20 yıl umurunu israf kılıyetken bile bilmeydi nima hakkıda gap kitiyetken.
to'satdan so'rab qolishi mumkin. Xalifa, xalifa deyaptilar. Qabrda ham xalifang kim deb so'raydimi? Ha, so'raydi. Qani? Ha, so'ramas ekan. Nimaga? Chunki bu ohad hadis. Shunaqa urg'u berishdi. Demak, endi oxirgisi nima bo'ldi? Zonning yusubut qat'iy dalolatlardan ham aqidada ba'zi masalalar ro'yobga chiqadi. Lekin inkor qilsa kofir bo'ladigan darajaga yetmaydi. Oraga aytgandek fosiq bo'ladi yoki ahli bid'at bo'ladi. Oxirgisi zonning yusubut, zonning dalolati. Rivoyat kelish tariqasi ohod bilan kelgan dalolatdan bir necha ma'nolarni ifoda qiladi. Bitta gap bilan uni nima qila olmaysiz? Qaror qabul qila olmaysiz. Masalan, Imom Abu Davudda rivoyat bor. Payg'ambar alayhi salatu vasallam aytadilarki, zakatul janin, zakatul janin, zakatu ummihi. Zakatul janin, zakatu ummihi. Zakatul janin zakatu ummi. Mana shu rivoyat? Mana shu rivoyat. Rivoyat jihatdan ohod. Dalolatida hatto qiroatida dalolatida zonniylik bor. Bir qancha ma'nosi bor buni. Bir qancha ma'nosi bor. O'shaning uchun bu masalalarda ulamolar o'rtasida ixtilof bor. Qaror qabul qilib bo'lmaydi. Nima degani bu? Janin homila. Bir qo'yni yoki bir sigirni so'ydingiz. Bismillahi Allohu akbar zakot qildingiz, to'g'rimi? So'yganingizdan keyin ichidan tirik bolasi chiqdi. Yoki o'lik bo'lsin, bolasi chiqdi. O'sha bolani qaytadan so'yiladimi? Onasini so'ygandek? Yoki o'sha onasini so'ydi, bolasiga kifoyami? Kifoyami? Bundan chiqqan ichi ma'nosi shu hadis, o'sha hadis shu. Zakatul janin, ya'ni janin homilani so'yish onasini so'yishdir. To'g'rimi? U ham tezlik bilan chiqarib olib so'yiladi. Tirikni so'yibmi? Buni ikki xil qiroati bor. Mana shuni roviylar hadisni roviylari o'zi ikki xil qiroat qilgan. Shuning uchun masala ikki xil bo'lib qolgan. Zakatul janin, zakatu ummihi. Yana bir qiroati bor. Zakatul janin zakata ummihi. İki yıl kıraatta iki yıl buladı. Hanefiler, Malikiler bunu zakatul canin zakata ummihi ogen. Onasını soygendik bolasını hem soyladı. Başka mezhepler onasını soygeniniz bolasını soygenge ötedi deydi. Karen bitti zonni dalalatını özüden bitti meselenin meselesi iki yıl bu koyduk. Ana hukm olish masalasida Qur'onda xohlagan gapni, hadisdan xohlagan gapni olib ketishlikka hammaning malakasi yetmaydi, mumkin emas. Shu joyda bir masalani yana aytib ketaylik. Mashhur bugungi kunda o'zlariga zamonaning Buxoriysi deb talqin qilayotgan ulug' zotlardan Shayx Alboniy rahimahulloh. Shu kishi hadis masalasida xuddi shunaqa masalada. Hadis masalasida Abu Gudda rahimahullohni oldilariga kelganlar bahslashish uchun. Abu Gudda aytganlarki, "Xo'p, siz hadis bo'yicha muhaddismisiz?" deganda, "Meni shunaqa deyshat" deganlar. "Meni muhaddis deyshadi." "Hadisni kimdan olgansiz?" deganlar. Hadisni olish masalasi bor. Zakatul janin, zakatu ummihini, zakata ummisi ummihisini hech kitobdan ota olmaysiz. Ustoz aytish kerak. Abu Davudni roviysi aytish kerak bizga. Bu ikki xil rivoyat kelgan, men eshitganman o'zim ustozdan. Zakata ham o'qiladi, zakatu ham o'qiladi. Deb rivoyat qilish kerak. Shunda odam
haqiqatda Rasulullohdan kelayotgan san'atga karvonga qo'shiladi. O'zi kitobdan o'qisa-chi? Ikkalasini ham topa olmaydi. Keyin u kishi aytganlarki, hadisni qayerdan olgansiz? Ustozingiz kim deganda, "Men ustozim kitoblar" degan u kishi. "Kitoblaringizdan oldim" deganlar. "Kitoblaringizdan oldingizmi?" Ha. Unaqa bo'lsa mana, sahih Muslimni olganlar, bir hadisni ochib ko'rsatganlar. "O'qing hadisni" deganda u kishi o'qigan. Irba'a kalimasini arba'a deb o'qigan u kishi. I'a bir xil. Irba'a deb rivoyatda kelgan hadisni arba'a deb o'qigan. Arba'a degani to'rt oyoqlab yuradigan chorpoq degani. Irba'a boshqa ma'noni ifoda qiladi. Keyin hadisnimda olganlarda to'rt oyoqlab yuradigan yo'ldan hadis olgan odam bilan bahs bo'lmaydi deganlar. Siz boraveringlar deganlar. Tugagan bu hodisa bor voqea. Azon uz buni maqola qilib qo'yuvdi, azon uzga hakerlar hujum qildi mana shu. Bu maqolani tayyorlagan odamlarga telefon qilib tahdid qilishgan. Nimaga sen unda qilyapsan unda? Mubashir aka menga aytayaptiki, masalan davlatlar to'g'risida, har xil masalalar to'g'risida tanqidiy gaplarni gapiramiz, hech kim indamaydi deydi. Mana shu salafiylarni, to'g'rirog'i Alboniyga o'xshagan kishilarni qilgan katta bir shani ishlarini, ya'ni men ularni nisbatan shaxsiga nisbatan Alloh rahmati bo'lsin deyman. Lekin islom ulardan ko'ra muqaddas biz uchun. Islomga qilingan juda katta tajovuzlarini fosh qiladigan maqola qilsak, hujum hakerlik hujumlari bo'ladi deydi. Saytni yopib qo'yishadi hatto. Telefon qilib tahdid qilishdi. Keyin maqolani tayyorlagan bolalar ularga aytishibdi, "Bo'pti, kelinglar, kitoblaringizni olib kelinglar. Shu masalalarni gaplashamiz, o'rtaga qo'yamiz" debdi. "Bo'pti" deyishibdi, vaqtni belgilashibdi. Vaqt kelgan yo'q. Kelishmaydi. Orqadan hujum qilishaveradi. Bir masalaga, masalan bir masalani ilmiy asosda, shaxsiy tomorqangizni manfaati uchun emas, ularning xatolari sababli islom ummati zarar ko'rayotgani uchun. Mana shu gaping xato, Qur'onda bu, hadisda bu, salafning fahmida bu desangiz, javob berolmasdan, "Ha, kitob yuklangan eshak" deydi. Boshlaydi. Maqsad ilmiy yondashuv emas. Maqsad o'zining mavqifida, ta'assubida mahkam yopishib olib, islom ummatining boshini garang qilishdi. Ta'assub shuni aytdi, ta'assub shu. Demak, hadisdagi zonniy dalala, dalolatni zonniy bo'lib qolishligi, hattoki rivoyatda mana hadis ilmini qolaka biladilar, sizlar ham bilasizlar, dobtul matn degan alohida bob bor. Dobtul matn nima degani? Matnlarni tekshirish. Zobit qilish, zabt qilish, matn haqiqatda shu tariqada mana shu rivoyat bilan kelganmi yo'qmi? Buxoriyning tarjimasida nima masalalarga yuz duch keldik? Buxoriyning sahih to'plamlarining rivoyatini sahih tariqasi kam birodarlar. Butun dunyoda kam. Arab diyorlaridagi o'sha kitoblarning ichida ham, hattoki sultoniyya matni bor. O'shalarning ichida ham eng sobitini, eng zobitini qidirib topib, sahih Buxoriyda oltin silsilada matnni keltirdik. Hozirgi kunda sahihlik, ya'ni matnning zobti masalasida oltin silsila eng peshqadam kitob hisoblanadi. Xotirjam bo'ling, o'zbekcha tarjima deb pisandsizlik qilmang. Butun dunyoda sahih Buxoriyning matni oltin silsilada turibdi. Sahihi. Zobtul matn degan bob bor, ilm bor, fan bor bu. Qanaqa matnlarni qandayligini tekshirmasdan turib, o'zidan o'zi matn ustiga din hukmlarini aytadi. Bo'lmaydi. Demak, zonniy dalala, zonniy subut. Bular ham ketdi. Demak, to'rt xil kategoriyani ulamolar qo'lda ushlab olishadi. Qurol bu. Kelgan odam gapirayotgan gapiga qarab uni hukmlarini chiqarishadi. Shu joyda yana bitta narsa bor. Qo'shib ketamiz. Qancha qoldi chiqishimizga? 10 minut bora. Bismillah. Qat'iyotlar bor. Qat'iyotlar. Hozir qat'iy dalala, qat'iy subut, qat'iy dalala, qat'iy subut dedik-a. Endi o'sha qat'iyot nima bo'lsa? Imom Juvayniyni Al-Matalibul Aliya degan kitoblari bor. Shunda bir matnlari bor. Katta ko'p jumlalarni olib kelganlar. Hozir men aytayotgan gaplarni tafsilotini gapirgan u kishi.
tafsilotini gapirib kelib-kelib oxirida aytganki, oxirida aytgan. الظواهر التي هي عرضة التأويلات لا يسوغ الاستدلال بها في القطعيات ديگه. انا شده قطعيات كيلدم انا. امام جوايني مطالب العالية ده كيلترگن. مان اصلا ما؟ قطعيات مسالالار ده تبرده توت دنر سنة ايتك. يخش خلاصة قلسيز مندن قايدة كيب چقار. قطعيات مسالالار ده دلل قلب بول ميدي تاويل arızası bulgen zavahırlarını. Şimdi bir yana yetemiz. Zahır, zavahırlar, zanniyatlar yani. Zavahırlar, zanniyatlar. Zahır, zavahır dedik o. Nasnin mukabili dedik nasa bu. Nas bitti manage dalalat kılardı. Zahır birden köpke dalalat kıladı. İkide, üçte, törtte, toksantaki dalalat kıladı. Yat kelimesi zavahır kısaplanadı. Zanni dalalat o. Zavahırlar bir manadan ko'pga dalolat qiladigan zavohirlar allati o'shunday zavohirki hiya urdatu ta'vilat ta'vil ehtimoli ko'p bo'lgan bitta ma'noda to'xtab qola olmaysiz ta'vil orizasi bo'lgan ta'vilning urzasi bo'lgan zavohirlar la yasugul istidlal biha bo'ladi bitta la yasug biha La yasugul istidlalu biha fil qat'iyyat. Osha zavohirlar bilan qat'iy masalalarga dalil keltirib bo'lmaydi. Ana shu joyda qat'iyyat nima keldi? Jam keldi. Jam. Qat'iyyat masalalari nimadan iborat? Qat'iyyat masalalari nimalardan iborat? Endi shunaqa masalalar bo'lib qoladi. Hali yuqorida aytdik. Qat'iy yusubut qat'iy dalala. Qat'iy yusubut zonniy dalala. İkkita rivoyat keldi-da, rivoyatlarning bir-biriga ma'nosi to'g'ri kelmayapti. Bittasi oq deyapti, bittasi qora deyapti. Qarasak, qat'iyotlik masalasidagi matn zonniyotlik masalasidagi matnga qarshi chiqib qoldi. Nima qilamiz? Bu masalalarda zonniy masalalarni qat'iyotga qarshi hujjat qila olmaymiz. Bitta masalani ko'p takrorladik. O'sha masalani hozir aytaylik. Odamlar yana zora ilmiy asosda ko'zlarini ochishsa. Hozir ham paypoqqa maqtab turgan odamlar bor. Paypoqqa maqtab turish masalasi meni shaxsiy tomorqam emas. Bir musulmonning namozini ibodatidagi shartlardan u. Tahorat shart u. Qur'oni Karimda Alloh taolo nima dedi? Faghsilu Arjulakum dedi aslida. Arjulu atf yo'g'i. Arjulakum dedi. Arjulakumni dedi, yuvinglar dedi. Oyog'ingizni yuvinglar dedi. Arjulakum. Oyog'ingizni yuvinglar dedi. Qur'onning subuti nima? Qat'iy. Oyog'ingizni yuvinglar kalimasi qat'iy dalolat. Oyog'ini yuvish shu sababli nima bo'ldi? Farz bo'ldi. Inkor qilgan odam kofir bo'ladi. Oyog'ini yuvmasdan namoz o'qib bo'lmaydi. To'g'rimi? To'g'ri. Endi qat'iy subut, qat'iy dalolat bilan Qur'onda kelgan buyruqni nima istisno qila oladi? Yana bitta qat'iy subut, qat'iy dalolat inkor qila oladi xolos. Inkor emas, istisno qila oladi. Bunga ham amal qilsa bo'la oladi, unga ham deyiladi. U nima edi?
Mas'hul huffeyni. Mas huffe masalası. Mahsiga mas'h tortish masalası. Dalolati qat'iy. Va masaha alal huffeyni. Ha? Va masaha alal huffeyni. Bir qancha rivoyatlar bor. Mana shu rivoyatlarning dalolati qat'iy. Endi subuti mutawatir. Mahsiga mas'h tortish masalasidagi hadislar hatto Abu Yusufning gaplari bor. Kur'an oyatini nasx qiladigan kuchga ega degan. Tushunyapsizmi? Shunday kuchi bor. Nimaga? Haliga birinchi kategoriyadan bu gap. Subuti ham qat'iy, dalolati ham qat'iy. Subuti qat'iy, dalolati qat'iy bo'lganda hukm olish masalasida Qur'onga teng bo'ladi. Buni inkor qilgan odam ham kofir bo'ladi. Buni inkor qilgan odam ham kofir bo'ladi. Na'udhu billah. Demak, bunga amal qilsa ham bo'laveradi, bunga amal qilsa ham bo'laveradi. Bu masalalarda ikkalasining kuchi teng. İlla oyatga amal qilaman degan odam savobi ko'proq bo'ladi. Nimaga? Dalolat yuzasidan Qur'onga amal qilyapti. Hadisdan Qur'on ustun turadi. Demak, bunga nisbatan buni istisno qila olamiz. Abu Hanifada rahimahulloh zohir rivoyatlar gap bor. Aytadilarki, menga deydilar, menga mahsiga masx tortish masalasidagi rivoyatlar mutawatir darajaga yetib kelmaguncha mahsiga masx tortishga ruxsat bermaganman deganlar. U javrob yoda tursin. Bunga ham ruxsat bermagan. Nimaga? Qur'onning dalolati qat'iy, subuti qat'iy bo'lgandan keyin bu mutawatir darajaga yetmay, subuti zonniy bo'lsa o'rniga o'ta olmasdi. Mumkin emas. Qur'on yu desa, o'zining fikri bilan oyog'ini masx tortib qo'yaraman deishga haqqi yo'q. İlla nima bo'ldi? İlla istisno tariqasida. İlla istisno tariqasida yuvishni o'rniga masx tortishga ijozat berdilar. Nimaga qachon? 80 ta sahobadan kelgan rivoyat. Ba'zilar 100 tagacha deydi. 80 ta sahobadan kelgan rivoyatni ha, bu endi aniq ekan dedi. Bitta odamning ehtimoli emas bu. Subut, hali aytdik-ku bir odam ma'no rivoyat qilgan bo'lishi mumkin. Bu odam bir kalimani tushirib qo'ygan bo'lishi mumkin. Bu odam balki o'zining tushunchasini rivoyat qilayotgan bo'lishi mumkin. Men bu odamning gapi bilan Qur'ondagi yu degan buyruqqa qarshi yura olmaymanmi? Yo'q, yura olmayman. Deb turgan edik, bu rivoyat shunaqa ko'payib ketdiki, 80 ta sahoba bir-biridan kelishib olishligi mumkin emas. Kufada ham shu rivoyat turibdi, Basrada ham shu rivoyat turibdi, Madinada ham shu rivoyat turibdi, Makkada ham shu rivoyat turibdi. Bir xil rivoyat ketyapti. Ularni solishtirsangiz, ular bu masalani kelishib olishdan oldin tarqab ketishgan. Telefon yo'q, WhatsApp yo'q, bu paytda Telegram yo'q. Paypoq haqida rivoyat bor, shuni tarqatib olaylik, bunaqa gap yo'q. Hamma eshitgan tarqatyapti. Demak, bu yoqdagi roviy mujtahid ko'ryapti, eshityapti, aytyaptiki, ha, demak bu mutawatir deyapti. Aniq mahsiga mahs tortish masalasi Rasululloh davrlarida ko'tarilgan. Bu masala Qur'onga hukm masalasida teng. Endi 3-chi masala nima? Al-mashu alal jawrabay. Jawrabga mahs tortish masalasi. Jawrabga mahs tortish masalasi subuti zonni. Subut bizga yetib kelish tariqati zonni. 3 dona musnad hadis bor. Musnad hadis ma'nosi nima? Payg'ambar alayhisolatu vasallamga sanadi yetib borgan. Musnad deb shuni aytiladi. Musnad tariqada 3 dona hadis bor. Ikkitasi, bittasi Abu Davudda, bittasi Nasaiyda yoki Termiziyda. Nasaiyda. 3-chi hadis Termiziyda. İmam Termiziy'deki hadis hadisun hasan deganlar. Yoki hadisun hasanun sahih deganlar. Jawrabga mahs tortish masalasida İmam Termiziy gina jawrab masalasidagi hadisni hasan sahih deganlar. Lekin rivoyat tariqasi hasan sahih bo'lsa-da, rivoyat tariqasi zonni, subuti zonni. Bu jawrab haqidagi hadisni 10 ta sahoba rivoyat qilmagan. Zonniyligini İmam Müslim aytganlar. Yukarıda aytgan gapimni İmam Müslim, Sahih Müslim'ning sahibi aytganlar ki, Jawrab haqidagi hadisni keltirib, aytganlar ki, Jawrab haqidagi hadisni
rivoyat qilgan Huzayl ibn Shurahbil va Abu Qayslarning shaxsiy fikrini Qur'oni Karimning oyatini ustiga qo'ymayman men deganlar. Qur'onda Alloh taolo oyog'ini yuv deb turibdimi? Yuv degan buyruqqa Huzayl ibn Shurahbilning gapini teng qo'ya olmayman men deganlar. Kim Huzayl ibn Shurahbil deganlar? Qur'onni oyatiga qarshi gapiradigan. Qur'onda Alloh taolo qat'iy yusubut, qat'iy dalolat bilan oyog'ini yuv deb turibdi. Bu bechora bugungi bolalar u Huzayl ibn Shurahbilni ham qo'ying. Bugungi bolalar Javrobni paypoq deb tarjima qilib olib amal qilyapti. Bularni dalolati ham zonni yo'qda tursin, shakni ustida. Shakdan ham pastda ularniki. Shubha ustiga dinini qurgan shubha. Mutlaqo birorta ulamo Javrobga mutlaq mastorlikka ruxsat bermagan. Eshelga mastorlikmi? Ashal, u Javrob u. Endi hozi kelamiz. Xo'p. Javrobga shartlar qo'yishgan. Shulim biloningni Nuril Izoh degan kitoblari bor-a? Nuril Izohni sharhi Imdodul Faloh, Fattoh. Imdodul Fattohni sharhi Maroqil Faloh. Shunda 6 ta shartni keltirganlar. Hanafilarda shu sharti bor. Javrob bo'lishligi uchun, javrobga maxs tortishlik uchun, javrob masalan shaffof bo'lmaslik kerak. U bilan 6 chaqirim yo'l yursa bo'lishligi kerak, suv o'tkazmasligi kerak, oyog'ida o'zi turishligi kerak, bunda bo'lish kerak, bunda bo'lish kerak, kerak-keraklarni zikr qilganlar. U shartlarni qarasangiz, Javrobning shartlari maxsiga o'xshab qoladi. Javrob nima maxsi nima bir xil bo'lib kelsa deysiz. Nimaga bunaqa qilishdi? Javrobning shartlarini maxsiga ko'tarib olishyapti. Maqsad nima? Bunga amal qilish uchun dalolati qat'iy, subuti qat'iy bo'lgan rivoyatlarni tagiga kiritib qo'yishmoqchi buni. Maqsad shu. Bunga kirsa, maqsi haqidagi hadislarga amal qilgandek amal qila olasiz. Chunki rivoyat o'sha darajada kuchli. Lekin buni o'sha Huzayl ibn Shurahbil bilan Abu Qays buni yozib olsanglar, keyin tekshirib ko'rasizlar. Aynan mana shu ikkita odam zonniy subutligini isboti shuki, mana shu ikkita odam bu rivoyatni Javrob deb rivoyat qilgan. Hadis bitta o'zi. Va masaha alal khuff va masaha va masaha alal Javrobayni va na'alayni kelgan rivoyat. Kimning rivoyati bu? Mug'ira ibn Shu'ba radiyallohu anhu'dan. Mug'ira ibn Shu'badan rivoyatlar bor. Mug'ira ibn Shu'ba radiyallohu anhu sahoba. Sahobadan tobiin rivoyat qilyapti, tobiindan roviylar rivoyat qilib kelyapti. Rivoyatlarni Madina muhaddislarining hammasi bil ittifoq Mug'ira ibn Shu'baning maqsiga masx tortish rivoyatini rivoyat qilgan. Kofaning muhaddislari bil ittifoq hammasi mana shu hadisni maqsi deb rivoyat qilgan. Va masaha alal khuffayni deb rivoyat qilgan. Makka muhaddislari hammasi mana shu hadisni Mug'ira ibn Shu'badan maqsi deb rivoyat qilgan. Basraning muhaddislari maqsi deb rivoyat qilgan. Bir dona rivoyat bor Huzayl ibn Shurahbilniki. U Javrob deb rivoyat qilgan. Sahih roviylarning maqsi deb rivoyat qilgan hadisiga bitta odamning Javrob deb rivoyat qilgan hadisi ustun kelmaydi. U odamga ta'na qilmaymiz. Huzayl ibn Shurahbil, Abu Qayslar roviylar. Nima deymiz bunda? Huzayl ibn Shurahbil bilan Abu Qayslar maqsini Javrob deb tushunishar ekan. Lug'atni bular ma'no jihatidan rivoyat qilib olgan. Maqsi haqidagi hadisni Javrob deb, Javrob oyoq kiyim, maqsi ham oyoq kiyim. Oyoq kiyimiga maqsi tortdi desam hozir. Siz nima tushunasiz? Maqsi tushunasiz. Boshqa odam etik tushunadi, sportsmenlar Nike'ni tushunadi misol uchun, oyoq kiyim desa. Misol uchun. Har kim o'zining tushunchasini tushunadi. Demak, bu rivoyat mana shu jihatdan zonniy dalala bo'lib qoldi. Qat'iy subut bo'lgani yo'q, zonniy subut, zonniy dalala bo'lib qoldi. U kishi qanday rivoyat qilgan bilmaymiz biz. Shuning uchun Javrobga shart qo'yildi. Ishilmas bo'ladimi? Nima bo'lishdan qat'iy nazar, o'sha shartlar topilsa, unga maqsad tortsa bo'ladi. Lekin oddiy paypoqqa maqsad tortib bo'lmaydi. Qur'ondan, sunnatdan hukm olish masalalari o'sha yuqoridagi kategoriyalar bilan amal qilinadi. Hozir qat'iyotga qisqaroq to'xtalayin.
Az günü tanıfıştan bence bir tarafıyla. Bundan çıkardı, iki marta talakta bulundu, son Ahmet yolda kendine çıkardı. Onu kim çıkmaydı? O kim çıkışlık zannı dalalet o. O zannı dalalet. Bu katta mavzu, bunun bir de sohbet kılamız. Üç talak meselesi de, alakı da gap var. Çünkü Kur'an'ı bizge çüntür birgen hadis. O şu ayet tagida hadisler var. Sahabelerden hiç bitteleri, üç talakının bir lafzı bilen ayısı bir talak uçuyor demeyen. Hiç bitti sahabe etmeyen bunu. Hazreti Umar radıyallahu anhu ham aslida bunu aldım bo'lgan keyin qaytarganmas. Buna katta mavzusu var. Qat'iyatlar to'g'risida aytayin. Demek, zonni yuqorida keltirdik. Az-zawahir allati hiya urdatu ta'vilat la yasughu al-istidlal biha fil qat'iyat. Zonni dalillar qat'iyatlarga qarshi hujum bo'lmaydi. Qat'iyatlar nima? Rivoyat subuti qat'iyatlarga kiradi. Ha? Birinchi matnning dalolati qat'iyatlarga kiradi. Ijmoiy ummat qat'iyatlarga kiradi. Va ba'zan zavobitlarga suyangan aql ham qat'iyatlarga kiradi. Zavobitlarga suyangan aql. Buni yozib qo'yinglar. Nima degani shu? Bismillah. Zavobitlarga suyangan, zavobit qoidalar. Qoidalarga suyangan aql ham qat'iyatlar jumlasiga kiradi. Yuqoridagi Juvayniyning gaplariga ko'ra, qat'iyatlarga zonniyatlar qarshi dalil bo'la olmaydi. Qur'oni Karimning oyati hattoki zonniy dalolat bo'lsa, aql qoidasiga qarshi yura olmaydi. Masalan, faqtulul mushrikina haysu vajattumuhum. Mushriklarni qayerda ko'rsangiz, o'ldiring. Qur'onning oyati, to'g'rimi? Boshqa bir oyatda Alloh taolo وَالْمُحْسَنَاتُ مِنَ الَّذ۪ينَ اُوتُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ dedi. Sizlerden aldığınki ahli kitaplarını, ayollarını sizlerge halal kıldı dedi. Müşrikini öldürdü yaptı. Ahli kitaplar müşrik mi? Müşrik. Ularını, ayolunu, nikahını halal yaptı. Nima bo'ldi? Akıl bu orunda bu meselelerini cemleş için kaidege muhtaç bo'ldi. O şu kaide asası da bu meseleler Kur'an'da şundaki deyip ketile vermeydi. Bu joyda aql qat'iyatga chiqadi. Qat'iyat darajasiga chiqadi. Dalil bor bunga. Sahobalarda ham bunaqa matnlar ro'baro kelgan paytda hadis ekan, oyat ekan, sahih ekan deb ketavermagan. Aqliga to'g'ri kelmasligini muqaddam chiqarib, qoidaga ko'ra to'g'ri emas bu. Asli masala mohiyati bu deb aytgan. Masalan, Oysha onamizdan Ibn Umar dadalardan rivoyat qilgan hadis bor. Hazrati Umar radhiyallohu anhu'dan. Umar radhiyallohu anhu aytadilarki, Nabiy alayhi salatu vasallamdan rivoyat o'lgan odam ortidan qolganlarning yig'isi bilan azoblanadi. O'lgan odam ortidan qolganlarning yig'isi bilan nima bo'ladi? Azoblanadi. Bu hadisni Ibn Umar aytganda Oysha onamiz aytganlar qanaqasiga deganlar. Qur'oni Karimda Alloh taolo nima dedi? Vala taziru vaziratun vizra ukhra dedi. Bir kishining gunohi ikkinchisiga yuklanmaydi-ki dedi. Qana qilib dedi. Hadis Ibn Umarning hadisi. İbn Umar sahabe, sahabelerinin hammesi sika, işançili. Dedeleri Hazreti Umar, katta sahabelerden. Rivayet sahih. Ayşe anamız bir rivayet kelime de yaptılar. Ya bu doğru mas de yaptılar. Rivayetin doğru mas deme yaptılar. Kat'i akıl onu kötar mıydı? Kur'an'ın yani kat'i dalaleti onge karşı çıkıyordu. Doğru mu? Ayşe anamız akılını kat'i dalaletke çıkar yaptılar. Oyatga to'g'ri kelmayapti-yu. Xo'p, nima qilamiz unda? Aytdilarki, bu yuqorisida gap bor buni dedilar. Buni yuqorisida nima gap bor edi? Yahudiylarda shunaqa shumlanish bo'lardi. O'lgan odamning ortadan yig'lagan sababli o'lgan azorlanadi degan shumlanish bo'lardi. O'sha gap davomi rivoyat qilinibdi deganlar, tanqid qilganlar. Bu haqida gap ko'p. Lekin buni sahih deb boshqa sahobaning gapini quvvatlash ehtimollari ham ko'p. Hadis sahih. Demek, mana şu o'rinda bunun için keltirdim ben, qisqaroq bo'lsin, keyingi suhbatlarda gaplashamiz. Çünkü hozirgi kunda Maturidiy
Ash'arilarni tanqid qilayotganlar mana shu gapga urug'u berilgan jumlalarni kesib olib, Maturidiylar aqlni naqldan ustun qo'yadi deyishyapti. Tuhmat gap bu. Aqlni naqldan ustun qo'yadigan zavobitlar bor. Zavobit qoidalar ro'baro kelgan paytida aql qoidalar orqali Qur'onni tushunadi. Qoidalar bo'lmasa Qur'ondan xohlagan narsa chiqarishi mumkin. Vala taqrabus solata desam sizga. Nima deb tushunasiz? Namozga yaqinlashma deb tushunasiz. Buni quvvatlab orqasidan favaylul lil musallin desam. Nimani tushunasiz? Namozxonlarga vayil bo'lsin. Iye, dunyoda eng badbaxt odamlar namozxonlar ekan deb xulosa qilib olsa bo'ladimi? Bo'lmaydi. Nima uchun? Zavobitga to'g'ri kelmaydi. Aqlning qat'iyatlariga to'g'ri kelmaydi. Aql muxotob. Biz aqlga mas'ulmiz. Aqlimiz borligi uchun shariat bizga xitob qilyapti. Aql bilan qabul qilish kerak bo'lgan qat'iyatlar jumlasi bor. Demak, Qur'on oyatlari rivoyati qat'iy, dalolati qat'iy bo'lib kelsa, dalolatning qat'iyligini aql isbotlaydi bizga. To'g'rimi? Tushunish bunga. Bunga aql qo'shilgan bo'ladi. Ba'zi o'rinda rivoyat qat'iy, dalolat zonniy. Bu paytda aql qat'iyatlarga qo'shiladi. Zonniy dalolatning nimaligini aql bizga tushuntirib beradi. Ba'zi o'rinda rivoyat zonniy, dalolat zonniy. Ma'noni ko'rsangiz, insonning aqli ko'tarmayapti. Demak, nima qilinadi? Inson aqlining zavobitlarida aql qat'iyatga chiqadi. Bu degani har doim aql qat'iyat degani emas. Nozik nuqtalari mana shu narsalardan iborat. Buni o'rganishimiz, qarshimizda turgan odamlar dinimizga shubhali gaplar tarqatar ekan, bularni ajratib berishimiz kerak. Vaqtimiz yetmay qoldi yana. Subhanakallohumma va bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk va akhiru da'wana anil hamdulillahi robbil alamin. Savol yo'qmi? Savol, bitta savol bor, ona qisqa shunga bir javob. Bir odam ayolini o'qishlikka, bir joyga o'qib, ta'lim olishlikka ruxsat qilgan, bir gunoh o'rganishlikka. Lekin orada bir kelishmovchilik bo'lib turib, agar sen bugundan e'tiboran o'qishga borsang, darsga borsang, uch taloqsan deydi. Ayol hozir uyga o'tiribdi. Endi erkak kishi yana shu ayoliga o'qishga borib, ta'lim olishlikka roziligini bildiryapti. Mana shunda qarab yuribdi. Endi u odamning niyatini so'rash kerak birinchi. Bu taliq taloq deyiladi. Agar niyatida qachon abadiyanni niyat qilgan bo'lsa, o'qishga bora olmaydi endi. Abadiylikni niyat qilgan bo'lsa. Lekin o'sha bir martalikni yoki mana shu hafta yoki shu oy deb nima degan qaytlagan bo'lsa, o'sha oyni o'tkazgandan keyin ruxsat bersa boraveradi. U masalan o'sha vaqtni belgilamagan, lekin bir jahlda shu shartni qo'ygan, masalan, mani ruxsatimsiz yoki bugundan e'tiboran yoki bir oydan keyin degan vaqt qo'ymagan. Qo'ymagan. Endi bossin deb bossin deganlar. Agar borsam meni bossin. Qachon desa, ha? Taloq tushadi, kechga qo'noqda. Buni ushinaqanga naqasi bor. Qora aka aytgan singari. U bormayapti-da hozir. Yo'q, borsin taloq tushadi. Borsin taloq tushadi. Yo'q, keyin yana borsa, keyin yana borsa tushaveradi-da. Uni shansi bor. Ha, u nima qiladi? U taloq qiladi. Birinchi taloq qilgandan keyin u boradi. Borib qaytib kelgandan keyin nikohlaydi, u taliq yechiladi. Shunda vajib bo'ladimi? Buni hozir men imomlarga o'rgatyapman, jamoat eshityapti. Hamma qila olmaydi bu ishni. Imomlar. Yo, buni o'zi bunda doim ta'kidlayapmiz. Bunaqa ijtimoiy masalalarda aynan siz imomlarning haqqingiz bor-da. O'zi aslida uni jazolash kerak anib erkakni. Taloq o'ynashadigan gap emas. Sen xotiningdan ayrilib qolasan bu ketishda. Necha marta borsa taloq tushaveradi, taliq yechilmaydi. Qachon desa ketdi, borsa tushaveradi. Nikohlab qo'ysangiz yana tushaveradi. O'shaning uchun taloq qo'ygandan keyin taloqni ichida borib kelishligi bilan yechiladi, keyin yangitdan nikoh qiladi. Bu shar'iy asosdagi usuli yechimi. Uni hamma qila olmaydi. O'shaning uchun imomlar buni masalani o'rganish kerak, orqasini, tagini surishtirish kerak, keyin unga qarab yechim qiladi. Hozir bu endi o'qishga bormay turish kerakmi? Ha, bormasin. Borsa taloq tushadi. Borsa ketib qoladi. Agar u niyatida mani ruxsatsin, ruxsatimsiz degan bo'lsa, ruxsat bersa-chi? Unda bo'ladi. Unda bo'ladi. Ha. Uni ruxsatimsiz degan bo'lsa, taliqqa shart qo'yibdi, qaytlayapti. Ha. O'shaning uchun niyati so'raladi, niyat. O'shaning uchun niyat so'raladi. Shuning uchun bilan dam solib kelib o'tiribdi. Qaytishlik.
Hop, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.